Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugün hızlıca bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Sonrasında benim çok inandığım bir proje olan Student Coin ve bu sabah katılıma açılmış Alien Words yani TLM Coin adlı Binance Launchpad ile ilgili konuşacağız. Size tavsiyem videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Başlamadan önce küçücük bir rica, böyle videolarımın devamının gelmesini isterseniz kanalımı takip ederek desteklemiş olursunuz. Hazırsanız haydi başlayalım. Piyasa değerlendirmesine şimdi hızlıca Bitcoin dominansla başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Bitcoin dominans bizim pusulamız ve Bitcoin dominansı dün ciddi bir yükseliş oldu. Gördüğünüz gibi 55 seviyelerine kadar in attı bir önceki gün ve önceki güne baktığımızda düne yani ciddi bir yükseliş oldu. 58.30'lara kadar çıktı. Bu da altcoin market cap'i oldukça kötü etkiledi. Altcoin market cap'ten kar satışları geldi ve altcoin market cap küçüldü. Ama gördüğünüz gibi bugün yeniden toparlıyor. Bugün yeniden bir düşüş var. 56.92'lere düştü. Yani bu da altcoin'lere bir can suyu veriyor. Diğer bir noktada bakmamız gereken arkadaşlar, 57 seviyelerinde bu kadar tutunmadan aşağı düşen bir dominans beklemiyorduk açıkçası. Onun için dünkü hareket aslında sürpriz değil. Gördüğünüz gibi serbest düşüş gibi, free fall gibi gelmiş buralara. Ama daha sonrasında buraya bir toparlama hareketi yaptı. Altcoin market cap'e baktığınızda burada gördüğünüz gibi iki önceki gün yani 880 milyar dolarlara çıkıp bir anda 774'e düşmesi yani yaklaşık 100-120 milyar dolar para çıkması, kar satışları burada gördüğünüz gibi tekrar toparlıyor. 800 milyar doların üzerine kendini attı. Bunlar olumlu gelişmeler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü yeşil mumlardan bir kırmızı, bir sürü yeşil mumlardan bir kırmızı. Bunlar gayet sağlıklı. Tabii ki altcoin'lerin yükselişini engellemek isteyen kurumsal şirketler var. Ya da bu rally'yi biraz daha uzun tutmak istiyorlar benim anladığım kadarıyla. Çünkü 2017 rally'si 2-3 hafta sürmüştü. Biraz daha bunun tadını çıkarmak istiyorlar herhalde arkadaşlar. Onun için biraz daha uzun tutmak istiyorlar bu rally'yi. Büyük olasılığı bu yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 1-2 ay daha bu şekilde gitse hiçbirimiz şaşırmayız. Gördüğünüz gibi bir anda bütün altcoin'lerin yükselişine izin vermiyorlar. Bir böyle geri çekiyorlar, bir daha yükseltiyorlar. Geri çekiyorlar, bir daha yükseltiyorlar. Burada arkadaşlar çelik gibi sinirlere sahip olmanız gerekiyor. Çelik gibi sinirlere sahip olmazsanız panik satışı, panik alışı yapabilirsiniz. Bu da sizi zarara uğratır. Benim size tavsiyem panik yapmayın, sakin olun. Şu an gayet her şey iyi. Bütün indikatörler iyi yönde, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bitcoin'in de fiyatına baktığımızda dün Bitcoin'de de ciddi bir düşüş oldu. Gördüğünüz gibi yükselen trendin altına kırdı yine Bitcoin. Ama sabite bağladı ve çıktı gene bugün. Onun için Bitcoin'in fiyatı da altcoin'ler için gayet iyi durumda şu an. Panik yapacak bir şey yok. Benim genelde ICO'lara baktığım IcoDrop sitesine giriyoruz. Yani IcoLara baktığım. Burada gördüğünüz gibi geçmiş IcoLara görüyoruz. Tidal Finance, ETH Box, Convergence, Xcent Finance gibi Dora Factory, Taraxa diye ilerliyor. Burada da aslında bu IcoLara'ın ne kadar getirdiği yani çıkış fiyatıyla günümüzdeki market fiyatının ne kadar katlandığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi Tidal Finance 2 katına çıkmış. ETH Box 11 katına. Convergence 21 katına, Xcent Finance 4 katına diye ilerliyor. Gördüğünüz gibi Stater 22 katına çıkmış. Tabii ki bunlar riskli projeler. 100 katına da çıkabilir. Hiç de artmayabilir. Onun için birikimimizin bir kısmını bu şekilde bölmek, küçük bir miktarıyla, kaybetsek de üzmeyecek bir miktarıyla ICO projelerine yatırmak mantıklı gibi görünüyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben bu şekilde yapıyorum. Peki şu anki aktif olan ICO'lara baktığımızda ne var? Burada baktığımızda benim ilk gözüme çarpan Alien Worlds. Gördüğünüz gibi Binance üzerinden, Launchpad üzerinden çıkacak bir proje. Ve gördüğüm kadarıyla bir NFT projesi. Şimdi hızlıca bunu inceleyeceğiz. Alien Worlds bir blockchain servisi deniyor. Şu ana kadar 2 milyon dolarlık yatırım almış. 29 gün içinde bittiği söyleniyor. Biraz daha incelediğimizde ERC20 tabanında kısa adının TLM olduğu, BNB ile ve Binance'in USD sabit tokenıyla alınabildiği söyleniyor. Total token'ın 10 milyar adet olduğu söyleniyor. Ve bunları yaparak 7 Nisan ile 7 Mayıs arasında Launchpad'e girip BNB ve BUSD stake ederek bunu alabiliriz. Yani farming yapabiliriz arkadaşlar. Bunu konuşacağız. Buna geçmeden hemen önce size çok inandığım başka bir proje olan Student Coin'den bahsetmek istiyorum. Student Coin nedir? 2 hafta önce, 3 hafta önce yanlış hatırlamıyorsam bir projede, bir videoda bahsetmiştim ve bu konuda çok soru geldi. Şimdi bu soruları yanıtlamak açısından biraz daha fazla zaman ayıracağım Student Coin'e.
İKO'lardan zaman ayıramadım bu sorularınızı cevaplamaya. Çok yoğun bir dönem vardı. Bu videoyu biraz daha Student Coin'e ayırmak istiyorum. Onun için hızlıca şimdi Student Coin'e bakalım. Student Coin'de ne diyor? Gördüğünüz gibi Student Coin burada logosu da var. Ne diyor? 2021'in en büyük ICO'su. Aslında bir borsa listeli tam olarak ICO değil, ICO olarak söyleniyor. Yani Initial Coin Offering olarak söyleniyor. Ama aslında gördüğünüz gibi yatırım alma amacıyla yapılmış ICO benzeri bir proje. Şimdi buna ben neden inanıyorum? 35. fazdayken girdim. Şu an 112. fazda. Ben aldığımda gördüğünüz gibi şu an 0.018 USD'den satılıyor 1 STC. Ben girdiğimde bu 0.01 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu ana kadar gördüğünüz gibi 29, neredeyse 30 milyon dolar toplanmış. Ben girdiğimde yaklaşık 2-3 milyon dolar toplanmıştı. Bu projeye inanmamın amacı şu: hem üniversiteler, hem okullar, hem öğrenciler arasında işleyen bir blockchain sistemi. Yani öğrenciler hem bu student coin'i kullanarak bir alışveriş yapabilecek gelecekte, hem de burs yaratabilecek kendine, hem de kendi coin'ini yaratabilecek, belki bir proje yaratacak. Şimdi detayları çok belirli değil sitede. Ben siteyi genel olarak okudum, white paper'ını inceledim. Genel olarak biraz daha ucunu açık bırakmışlar. Yani nerelerde kullanabileceği. Tabii ki hayal gücünün gittiği yerler çok farklı. Ama ben kişisel olarak inandığım bir proje. Size ne kadar yatırım yaptığımı da göstereceğim sizin de görebilmeniz için. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi inandığım projeyi burada anlatıyorum. Student Coin'e de inanmamın bir nedeni aslında birçok üniversitenin öğrenci kulüpleri bu projenin arkasında. Ve en büyük üniversiteden bir tanesi de Harvard. Biliyorsunuz Harvard Ivy League'de, yani en önemli üniversiteler sıralamasında 1, 2 ya da 3. sıraya alıyor genellikle. Ve oldukça önemli bir üniversite. O nedenle Harvard'ın öğrenci kulübünün bu projenin arkasında olması oldukça önemli. Ayrıca siteye Harvard'ın logosunu Harvard Üniversitesi'nin izni olmadan koyamazlar arkadaşlar. Şimdi en büyük partnerlerine bakıyoruz bu projenin. Gördüğünüz gibi New York University, Tumit Group diyor, Harvard University diyor, London School of Economics diyor. Bunların hepsi çok önemli üniversiteler arkadaşlar. Özellikle Harvard ve LSE, yani London School of Economics. Her ne kadar öğrenci kulüpleri de bu projenin içinde olsa da buraya bu logoları koyabilmek için özellikle bu üniversitelerden okey alınması lazım. Gördüğünüz gibi bu logolar buraya üniversitelerin okey olmadan koyamazlar. Yani öğrenci kulübü de olsa bu projenin arkasına geçmeleri için bunun üniversitenin okeyi gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi medyada yer alan kuruluşları gayet kuvvetli. Hangi borsalarda listeli? Gördüğünüz gibi Coinbase'de listeli arkadaşlar bu token. Yani Coinbase'i bir projenin listelenmesi için onun çok kuvvetli olması lazım. Genelde Grayscale ve benzeri yatırım firmaları, Amerika'da Bitcoin'e yatırım yapan firmalar Coinbase'den alıyor bu coin'leri. Yani Coinbase aslında bunların pusulası. Yani Coinbase'de bir coin listelenirse bu coin yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte çok kuvvetli bir proje olduğunu anlayabiliriz. Diğer bir noktada bu projeyle ilgili, gördüğünüz gibi her roundu teker teker anlatmışlar, neler yapıldığı, fiyatı ne kadardı, ne kadar para toplandı ve burada sitede gelip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu videonun altına Student Coin'i almak için bir link bırakıyorum. O linkten satın alırsanız size aldığınız coin başına %5 daha fazla bedavadan coin gelecek arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde bu siteden girip almak yerine aşağıdaki linkten alırsanız, diyelim ki 10.000 coin aldınız, 10.000 coin'in üstüne size 500 coin bedavadan coin gelecek. Tabii ki bu söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Girin siteyi inceleyin. Bakın aklınıza yatıyor mu yatmıyor mu. O şekilde yatırımınızı yapabilirsiniz. Timeline'a baktığımızda gördüğünüz gibi 14 Mayıs 2021'de, yani yaklaşık bir ay sonunda Major European Exchange Listing diyor. Yani önemli bir Avrupa borsasına listeleneceği söyleniyor. 21 Mayıs'ta, yani bir hafta sonra, global bir kripto borsasına listeleneceği söyleniyor. 28 Mayıs'ta İkinci global borsaya listeleneceği söyleniyor. Ve baktığınızda aslında Ağustos 2021'de STC Exchange, yani kendi borsası, Student Coin Exchange borsasının çıkacağı söyleniyor. Belirtilmiş roadmap'inde bunlar oldukça önemli bilgiler arkadaşlar. Sayfanın aşağısına indiğimizde arkadaşlar bunu nasıl alabileceğinizi kısaca anlatacağım. Dediğim gibi videonun açıklamasına linki bırakıyorum. Buradan basınca siteye üye olabilirsiniz. Şimdi gördüğünüzde buradan bir banka transferiyle ya da kredi kartıyla alabilirsiniz. MetaMask cüzdanınızdan Ethereum'la alabilirsiniz. Ya da Coinbase'de bir hesap açıp herhangi bir kriptoyla alabilirsiniz. Buradaki bir hatırlatmak istediğim şey, Türkiye'deki bazı kredi kartları çalışmıyor. O nedenle hata verebilir. Bu aklınızda bulunsun. Ya farklı kredi kartları deneyebilirsiniz ya da MetaMask'tan Ethereum'la ya da Coinbase'den herhangi bir kripto parayla bu alımı gerçekleştirebilirsiniz. Farklı paketler var. Gördüğünüz gibi 2000 Student Coin 36.6 dolar,
5000 STC 91 dolar, 10.000 STC 183 dolar. Bu şekilde paketler gidiyor. Siz de yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte aklınıza yatan bir paketi stratejinize uygun bir şekilde, yatırımınıza uygun bir şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu coin çok güzel, siz de inanıyorsunuz. Peki ne kadarlık bir yatırımınız var? Size hemen yatırımımı göstereyim. Tabi bu kimseyi yönlendirmek için değil, sadece transparan bir şekilde size göstermek için. Şu an kendi hesabıma girdim ve şurada gördüğünüz gibi 89.000 civarında student coin aldım. Ve bu benim yatırımlarım arasında bulunuyor. Ben elime para geçtikçe genelde student coin'i düzenli bir şekilde alıyorum. Çünkü projeye gerçekten inanıyorum. Arkadaşlar hem LSE hem Harvard hem de geri kalan 500 tane üniversite bu projeye boşu boşuna girdiğini düşünmüyorum. Ve nasıl biz ilk olarak katılıyoruz, bu parayı kaybetmeyi göze alıyoruz ve bazı ilkolar 100-200 katı yapıyor. Ben student coin'den de çok umutluyum. Yaz sonrasında kendi borsası açıldığında ve başka borsalar listelendiğinde yüksek zıplamalar gelebileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben yaklaşık 89.000 STC var ve bu da değeri yaklaşık 2.800 dolarlık bir yatırımım var. Tabii ki siz de kendi kafanıza uygun bir şekilde 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar sizi üzmeyecek miktar neyse onunla girmeniz mantıklı olacağını düşünüyorum. Şimdi Student Coin'i inceledik, STC Coin ve Alien Worlds yani TLM kısaltması olan coin'le Binance Launchpad ile ilgili konuşacağız. Şimdi Binance hesabındayız gördüğünüz gibi. Buradan Launchpad sekmesine gidiyoruz. Launchpad'e tıklıyoruz bu şekilde. Daha sonra gördüğünüz gibi bugün biten Toko Crypto lansmanını görüyorsunuz. Aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi burada Launch Pool var. Burada iki tane devam eden aktif proje var. Bir tanesi TLM yani bahsettiğimiz Alien World. Diğeri de Alice. Alice'de paramızı değerlendirdik zaten. İşte burada %61, %25, %13'lük getiriler elde ettik. Şimdi TLM'ye bakıyoruz. TLM'nin de gördüğünüz gibi totalde 150 milyon TLM ödül vereceği farming periyodunun 30 gün olacağı söyleniyor. Farming bugün başladı. 29 gün sonunda biteceği söyleniyor. Şimdi gördüğünüz gibi Binance USD ya da BNB buraya stake edebiliriz. Binance USD stake et diyor. TLM kazan diyor ya da BNB stake et diyor, TLM kazan diyor. Biz bunları yapacağız arkadaşlar. Şimdi stake now'a basıyoruz. Total ödülleri görüyoruz. Hangi token'dan stake edebileceğimizi görüyoruz. Farming süresini görüyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Buradaki annual percentage yield yani faizi herkes stake ettikten sonra belli bir süre geçiyor. Daha sonra insanlara ne kadar alacağını söylüyor Binance. Çünkü şöyle ne kadar BNB yatırılacağını bilmediği için ne kadar yatırılan BNB'ye bakıyor. Ona yönelik ödüle bakıyor ve diyor ki siz paranı tutarsanız saatlik ya da yıllık bu kadar getiri elde edersiniz diyor. Şimdi hızlıca stake edelim. Gördüğünüz gibi maksimum 4 BNB var. Bunu stake ediyoruz. Gördüğünüz gibi BNB'ler başarılı bir şekilde stake edildi diyor. Bu şekilde rewardlarım yani TLM ödülleri de burada toplanmış olacak. Ben TLM ödülleri toplandıkça ne kadar faiz verdiğini sizlerle paylaşacağım. Beni hem Twitter'dan hem YouTube kanalımdan takipte olabilirsiniz. O şekilde sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımı lütfen takip edin. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.